Hayırlı sabahlar. Bugün son günlerin gündemi olan Avrupa'da, Batı'da tekrar tırmanışa geçen İslamofobi, İslam düşmanlığı üzerinde konuşacağız. Kur'an yakma provokasyonları, cami saldırıları, Hz. Peygamber'in o hakaret içerikli karikatürlerinin tekrar yayınlanması, başörtülere yapılan tacizler, Şimdi Avrupa'da böyle bir dalga tekrar tırmanış gösteriyor. Macron gibi siyasetçilerin Hollanda'daki fitneci meşhur siyasetçinin de işe müdahil olması işi daha da farklı boyutlara taşıyor. Şimdi bunlara karşı İslam dünyasında bir infial var, bir tepki var. Bu tepki tabii ki doğal bir tepki. İnançlarına yapılan saldırılara saygısızlığa karşı tepkisiz kalması düşünülemez. Ama bu tepkinin yöntemi, stratejisi, üslubu, bunların çok iyi düşünülmesi lazım. Provokasyon adı üzerinde, provokasyon tuzaktır. Aşırı tepkilere çekerek, onun üzerinden tekrar İslam imajını kirletmek e, gibi bir hedef eğer gözetiliyorsa, ki bu açık görülüyor, bu tuzağa da düşmemek lazım. Ve bu noktada dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlardan birisi, üstadın Avrupa 2'dir sözüyle yaptığı tasnif. Avrupa ikidir derken bir Avrupa materyalist felsefeden beslenen ve tahribatçı Avrupa ahlaki değerleri, manevi değerleri <laughs> tanımayan ve tahribe yönelen bir Avrupa. Diğer tarafta da İslam'dan ve İsevilik dini hakkisinden aldığı feyizle adalet ve hakkaniyete ve insanlığa faydalı fen ve sanatlara hizmet eden müsbet Avrupa. Avrupa'yı bir, bir tek bir parça, bir bütün olarak görüp küfür tek millettir mantığıyla Avrupa'nın tümünü hedefe koymak yanlış. Nitekim bu son saldırılarda Hristiyan aleminden de tepkiler geliyor. Mesela bugünkü gazetemizin sür manşetine konu olan Arap Hristiyanların tepkisi var. Müslümanlara hakaret, bize hakarettir diyorlar. Bir başka örnek. 15 Eylül'de geçtiğimiz gazetemizde yine çıkan bir haber. İsveç Hristiyan Birliği 10 Hristiyan din adamı ortak açıklama yapıyor. Diyorlar ki Kur'an yakmak barbarlıktır. Şimdi bunları da dikkate alarak ve Avrupa'daki bu insani değerler ekseninde vicdani eksende bir tavır koyan müsbet Avrupa güçleriyle diyaloğu, işbirliğini sıkılaştırmak lazım. Ancak böyle üstesinden gelinebilir. Zaten bu iki Avrupa, Avrupa'nın kendi içinde de çekişme halinde, mücadele halinde. Onun için Müslümanlar tek başlarına değil, bu müsbet güçlerle birlikte bu mücadeleyi vermeli. Bir başka önemli nokta, bu provokasyonlara karşı izlenecek tavır gösterilecek tepki nasıl olmalı? Bununla ilgili olarak Bediüzzaman Modeli isimli kitabımızda koyduğumuz bir yazı var. Oradan bazı bölümleri paylaşalım. Demişiz ki batıda bazı mihraklar tarafından zaman zaman gündeme getirilen şeytan ayetleri. Böyle bir kitap yayınlanmıştı. Ve çok İslam dünyasında tepki görmüş idi. Bu kitap hatta yazarı hakkında İran idam fetvası çıkarmıştı. Ve peygamber karikatürü gibi karanlık provokasyonlar bir kısım Müslümanları sokağa döküp... ...haklı iken haksız duruma düşürebilen sonuçlara yol açarken... ...böyle durumlarda cevabı aranması gereken sual şu olmalı. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ki yarın Mevlid-i Şerif e, idrak edeceğiz eğer hayatta olsaydı kendisine yöneltilen hakaretler başta olmak üzere böyle durumlar karşısında nasıl bir tavır takınır ve ne tarz bir mukabelede bulunurdu? Onun örnek hayatından çıkardığımız cevap şu. Kureyş ve Taif müşrikleriyle Medine münafıklarının ağır suçlama hakaret ve iftiralarını aldırmayıp sabır sebat kararlılık ve şefkatle hakkı tebliğe devam eden rahmet peygamberi hiç şüphe yok ki böyle hadiselerde de aynı tavrı ortaya koyardı. Onun hayatında ölçüsüz taşkınlıkların, yakıp yıkmaların, hedef ayırmaksın vurup kırmanın, kör şiddetin asla yeri yok. Ve ancak zaruret hallerinde ve meşru müdafaa ile sınırlı olarak cevaz verdiği savaşlara da zayıf ve güçsüzleri koruyan bir hukuk ve nizam getirmişti Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Günümüzde bazı Müslümanların haksızlık, saldırı ve hakaretlere tepki adına ortaya koydukları taşkınlıkların, ölçüsüz eylemlerin, yakıp yıkmaların ve İslam ahlakıyla bağdaşması mümkün olmayan söylemlerin rahmet ve hikmet peygamberinin çizgisiyle hiçbir alakası yok. Peygamber varisi olan büyük İslam alimlerinin bu tür saldırılar karşısındaki tavrına baktığımızda da aynı hikmetli çizgiyi görüyoruz. Gazali'den Bediüzzaman'a kadar. Diğer İslam büyükleri gibi bu iki müceddit de Kur'an'a ve Peygamber'e yöneltilen saldırı ve hakaretlere verdikleri cevaplarda hep fikri zeminde kalmışlar ve bunu yaparken o hakaretlerin seviyesizliğine asla muhatap olmayan gayet vakur bir tavır ortaya koymuşlar. Ayrıca menfiyi hiç nazara vermeden müsbeti ikame etmeyi esas alan Kur'ani metoda harfiyen uyarak eserlerinde münhasıran hakikatlerin izah ve yorumunu öne çıkarmışlar. Son çağın müceddidi Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinde de bunun güzel örneklerini görüyoruz. Said Nursi, Risalelerinde dinsiz Avrupa filozoflarının İslam'a yönelttikleri itiraz ve tecavüzleri cevapladığını her fırsatta vurguluyor. Bu bapta isim zikrederek verdiği Abdullah Cevdet ve Doktor Duzi örneklerine işaret ederken de bu kişilerin Serapa İslam aleyhindeki dinsizce iftira ve tecavüzlerine ses çıkarmayan rejimin, üstada o eziyet yapan 50 öncesi rejimin, Cumhuriyet adı altındaki istibdadı mutlak rejiminin, bunlara cevap veren Risale-i Nur'a da ilişmemesi gerektiğini belirterek, bu dinsiz yayınlara, fikir platformunda verilecek mücadelenin eşit şartlara ve hür zemine ihtiyaç gösterdiğini kaydediyor. Özellikle karikatür kriziyle gündeme gelen tartışmalara ışık tutan ilginç bir örnek de şu eserlerinden. Kastamonu mektuplarından birinde Bediüzzaman baştan sona Kur'an ve Peygamber aleyhisselatü vesselam aleyhinde Kur'an ve Peygamber aleyhisselamın azamet ve haşmeti maneviyelerini kırmak ve hiçe indirmek ve adileştirmek niyetiyle yazılan matbu bir eserden adını vermeden söz ederken hizb Şeytan'ın Peygamber aleyhisselatü vesselam ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş, kullanmış beni çok müteessir etti. Dedikten sonra şu dikkat çekici değerlendirmeyi yapıyor. Muhannet mülhitlerin, inatçı inkarcıların kurdukları çürük ve vahi hudaları saçma ve önemsiz hileleri, örümcek ağı ve yuvası gibi kuvvetsiz, o şeytanet perdeleri kıymetsiz ve mukavemetsizdir. Ardından da söz konusu kitabı merak edip bakmanın safi kalpleri bulandırıp en azından vesvese ve evham vereceği uyarısında bulunarak şu tavsiyeleri yapıyor üstad. Sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp baktırılmasın. Belki ehemmiyetsiz, tinsizcesinde bir paçavradır bilinsin. Böyle şeylere karşı müteakkız davranmak ve faaliyetlerini ziyadeleştirmek. İslam'ı doğru yorumuyla anlatma, tebliğ etme faaliyetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor. Fena şeyle zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyorum. İşte bu şeytan ayetleri vesaire karikatür provokasyonu gibi ve benzeri tertiplere karşı takılması gereken doğru tavrın ölçüsü üstadım bu sözlerinde. Merak etmemek ettirmemek, ciddiye almaya değmeyecek, önemsiz ve dinsizce paçaralar olarak görüp bir an önce gündemden düşürmek ve asli hizmetleri ziyadeleştirmek. İslam bugüne şeytan ayetlerine cevap yetiştirerek değil, Kur'an ayetlerine sarılarak geldi. Biz de böyle devam edelim. Ve İslam'ı doğru anlamaya, doğru yaşamaya ve doğru anlatmaya gayret edelim. Bunu yaptığımız ölçüde, başardığımız ölçüde o provokasyonlar neticesi kalmaya mahkumdur. Bu anlayışla, bu şuurla inşallah yolumuza devam edelim yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle